Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. 2-8 Kasım haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili akrepler, güneş burcunuzda ilerliyor. Bu hafta doğan tüm akrep burçlarımızın doğum gününü kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, başarılı bir yıl dilerim size. Evet, güneşe akrep olanlar, yükselen burcu akrep olanlar güçlü bir haftaya başlıyoruz. Geçtiğimiz hafta sonu 31 Ekim'de meydana gelen o Uranüs'yen boğa dolunayı da zaten e, hayatlarımızda şöyle bir e, farkındalıklar getirmiş olabilir belki bazı sürprizlerle karşılaştık İlişki dinamiklerimizde özellikle ilişkilerimizle ilgili önemli kararlar vermiş olabiliriz ya da veriyor olabiliriz e, bazı önemli tekliflerle da karşılaşmış olabiliriz ve bu hafta dolunayın bu tesirleri devam edebilir Merkür Terazi burcundaki retrosunu bu hafta tamamlayacak 3 Kasım'dan itibaren Merkür ileri harekete dönüyor ve 21 Kasım'a kadar da terazi burcunda olacak. Venüs terazi burcunda ilerlemesini sürdürüyor. 12. evinizde aslında bir yandan hayatın şöyle daha ruhsal, daha manevi konularına çekiliyorsunuz. Yaratıcılığınızın arttığı, sezgilerinizin güçlendiği bir dönemdesiniz. E, gerek günlük hayatınız, sağlığınız, gerek iş ve çalışma koşullarınızda Venüs'ün ve Merkür'ün desteklerini önümüzdeki hafta bu hafta boyunca alabilirsiniz. Bazı tıkanan konular, ilerlemeyen konular daha rahat ilerleyebilir. İhtiyaç duyduğunuz yardımları da daha rahat alabileceğiniz bir süreçtesiniz. Manevi anlamda da gerçekten çok derinleştiğiniz, özel bir süreçtesiniz. Venüs'ün bu tesirleri bu dönemde sizin için çok güçlü olabilir. Pazartesi öğle saatlerinde Ay İkizler Burcu'nda olacak. Çarşamba gecesine kadar haftanın ilk 3 günü parasal konularda aktif gökyüzü. Bu anlamda tabii daha çok belki parayı düşüneceksiniz. Para, para konularında bütçenizle ilgili ayarlamalar olabilir, yatırımlar olabilir, ödemeler, banka işleri, krediler bunlarla ilgili konular hafta başında sizin gündeminizde olabilir. Perşembe ve Cuma ay Yengeç Burcu'nda duygusal anlamda desteklerini verecek size. hayata bakışınızda biraz daha özgürleşmeniz, biraz daha yine inançlara, manevi konulara, ruhsal konulara çekilmeniz mümkün. Uzak hedeflerinize daha fazla odaklanıyorsunuz. Belki biraz hayal de kurabilirsiniz. Hayalciliğiniz de öne çıkıyor. Ee, akademik konular, yurt dışı konuları, uluslararası konular, bazı hukuksal konular Perşembe ve Cuma gündeminizde olabilir. Gezmek ve seyahat etmek <laughs> ya da hani işinizle ilgili olabilir, eğitimle ilgili olabilir. Biraz böyle gezi konuları, seyahat konuları gündemde olabilir. Bunlarla da ilgili e, bilgi toplamanız ya da ayarlamalar yapmanız Perşembe ve Cuma e, gündeminizde olabilir. Hafta sonu Ay Aslan Burcu'nda. Hafta sonu özellikle bulunduğumuz ortamda, aile içerisinde de olabilir bu. Biraz dikkat çektiğimiz bir e, hafta sonu bu. E, aileyi bir araya toplayabilir, burada bir böyle liderlik yapabilir, bir organizasyon düzenleyebilirsiniz. Çünkü genel olarak özellikle ebeveynler anlamında hafta sonu sizin için eğilimler biraz öne çıkıyor. Aileyle daha fazla bir arada olmanız, onlarla ilgilenmeniz mümkün. Ev ortamında veya hani kariyerinizle ilgili konularda da olabilir, işinizle ilgili konularda da olabilir. Sorumluluklar ve görevler de yine hafta sonunda sizin için belirleyici olabilir sevgili akrepler. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşçakalın.